Tekrardan merhabayın sevgili FM Gönül Dostları, 76. bölümde karşınızdayım ve koşa koşa bir şey yapacağım. Bakın ne yapacağım. Yönetim, talepte bulun. Stadyum tesis değil, mali durum değil. Deneme günü. Deneme günü yapın bana yönetim. Yeteri kadar yetenekli oyuncuya ulaşım zorluğundan bir seçmenin ayarlanmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Ekiplerimizin gerisine kalırız ama. Aha oldu. Vallahi yapıyorlar. Şimdi buradan özellikle şeye T4526 nickli arkadaşa çok teşekkür ediyorum çünkü onun tavsiyesiydi bu. Bir deneme günden şey yetenekli birkaç oyuncu yakalama fırsatı. Transfer bütçem. 110 bin mi? Yani 110 bin mi o? Allah Allah. Şimdi onlar düşünsündür iptal. Onu şimdi ayarlarsam bir daha değiştiremiyorum çünkü. Şimdi onlar düşünsün ama gerçekten. Bu kim lan? Gözlemci. Gel canım kardeş. Aa, orada saate bakayım. Saat kaçta başladım? Bileyim. 16-16. Devam. Şimdi bu heriften de bir tavsiye öneri bir şey gelir ya bir de. Tamam, Miguel Angel'e gitti. O genç şey gelince, gözlemci gelince şey oluyordu ya, raporları. Fizyoterapist mi endoşa? Gel, sen zaten çok bir olayın yok ama. Gelmende bir sakınca yok. İyi kötü bir tane fizyoterapist lazım zaten. Onu da bu herif olarak şey yaptık. Ama şimdi ben bu transfer olayını hakikaten doğru yaparsam bu sezon güzel bir yerlere gelebilirim. Lan bir de keşke hakikaten Brezilya'dan futbolcular. Ay nasıl yapacağım onu ya? Abi şu gözlemci alanı genişletme olayını yapabilmek istiyorum gerçek bir şekilde. Christian, sen... Sözleşmen yok mu var? Transfer listesinde misin? Yo, ben bu herifi niye şey yaptım? İmza attır da diyemeyeceğim herhalde. Allah Allah. Defansın solunu niye gözlemliyorum ben ya? Ha abi bunlar şeyde gelenler bana ya. Aman tamam. Anladınız işte şey. Neydi lan o? Şey toplantısı, teknik ekip toplantısı. Bu adam gerçekten fena değil. Dribbling, kontrol, pas, teknik. Oha. Oha. Ulan bu herif gerçekten iyi. 26 yaşında fil dişili. Diye bir. Şimdi senin transfer durumu 30.000 değerim var. Şöyle bir şey yapsak mı acaba? Ha tamam. Kaç 55 bin istiyorlar. Bu maça katılayım ya. Bir tane maç görmüş oluruz. Devam. Of. Başka ne diyecektim ya? Bir şeyler diyecektim yine. Bölümü başlarken bir şey diyecektim ama böyle son anda ya yorumlar okuyorum ya bir şey oluyorum. Söyleyeceğim her şeyi unutuyorum. O yüzden... Ha, Matheus Silva. Kontrol çok iyi. Dribbling'e de çok iyi. Pası da fena değil gibi. Teknik. Meh. Bir, ama diye bir daha iyi ya. Oo. Yaratıcı forvet. Bana pivot olan lazım ya. Ama bunun da kafa vuruşu ve şeyi yeterince iyi. Lan bu herif fena değil aslında ya.
onlardan kaybediyor. Neyse. Yok, bir şey olmaz. Oha, hakikaten her bölüme baktığım herif hiç doğru biliyor lan. Ama takıma gelmek istemiyor ki herif zaten. Ha, kiralanmak istemiyor, zaten alırsak olur diyor. Ama yaratıcı forvet diyor abi sana ya, yaratıcı. Ama şimdi Kevin de geçen seneden beri bir tırsıtmıyor değil gerçekten. Kevin ne yapacağı belli olan bir adam da değil. Liderlik, kararlılık, agresifliği çok fazla. Bin ne alabilir miyiz acaba bu herif şöyle bir? Ya saçmalama abi, ne 16 bin ya. Ah, pazarlığa bak. İlla 12 bin isterim diyor. Yok, o zaman şimdilik gerek yok. Ona fiyata daha iyi adamlar bulurum. Bruno Moraes. Seni hatırlamıyorum ya. Ama deneme teklif ettiysen vardır bir olayın, gel. Gel bakalım, bir konuşalım. Bu arada herhalde şeyden, transfer bütçesinden kısıp maaş bütçesini biraz arttırmam gerekiyor benim. Çünkü maaşlar daha büyük sıkıntı. Bruno Moraes'e niye şey yapmışım ki ben ya? Kaç, 20 yaşında? 1-2 hafta takıl bakayım. Potansiyelimi görelim. Ona göre şey yaparız. Ben sesi kıstım ya. Ulan benim oynat şey yapmadığım maçta düdük sesinden bile örseleneceğim şimdi. Bu arada gerçekten İstanbul'un iklimi de beni korkutmaya başladı. Dün inanılmaz bir... Oo, kulaklar gitti. İnanılmaz bir rüzgarlı böyle garip... Oha! Yandaki binayı küllüm yıktılar herhalde bu sefer. Kentsel dönüşüm, kentsel yıkışım oldu bir anda. Ya bu arada sizlere bu sesler geliyor mu? Ben yayının şeyi, kayıtların bazen tekrar şey yapıyorum. Çok dikkatimi çekmiyor da. Baya yandaki ya da iki yandaki binayı falan dövüyorlar şu an, yok ediyorlar. Öyle böyle bir şey değil. Terminatör'ün finaldeki Civa Dayı dövmesi gibi dövüyorlar yani. Ama fena oynamıyor lan bu çocuklar aslında. Kornerden gol atarlarsa kafa yerim şimdi. Ben bütün bir sezonda denedim, atamadım. Bunlar da atamadı. Bu üstü sarı altı mavi olan takım gerçekten daha iyi oynuyor. Biraz daha denk ayırsalarmış keşke takımları. Baksana adamlar Brezilya gibi pas yapıyor orada. Pozisyon olmuyor. Ha. Ben bir tane kaleci mi olsam acaba? Yani benim kale çok üzmedi beni. Ayıp etmeyeyim adama. Bu Horto'da bir mallık var ya. İkidir saçma saçma hareket ediyor. Lan bu Montero, benim gönderdim Montero mu diyeceğim, benim gönderdiğim Montero değildi, Montero muydu? Montero'ydu. Ver araya, çok güzel, doğru pas attı. Horto ne yapacağım bakayım? Ha işte Horto, belli Horto. Allah'ım. Bu Horto'yu çıkarsanız mı acaba oyundan ya? Şu gerçekten satın alacağımı hiç düşünmüyorum. Bu arada topun sesini ne güzel yapmışlar böyle. Topa vurduktan sonra hafif bir çınlama, böyle tın diye bir sesi var olur ya. Onu duyabiliyorum kulaklıkta resmen. Gerçi o da dandik toplarda olur genelde. Kaliteli toplarda falan olduğunu hiç hatırlamıyorum. Ya biz lisedeyken bak. Ben lise 1'deydim yanlış hatırlamıyorsam. Meşhur şey olayı vardı. Oha. Oha. Saçmalığa bak.
Lise 1'deyken 2002 Dünya Kupası falan vardı. 2002 Dünya Kupası'nın resmi futbol topu vardı. Fevernava. Adidas'ın, yanlış hatırlamıyorsam, Fevernava. Biz sınıfta erkekler olarak böyle adam başı 4 lira 5 lira falan verip işte 45 liraya mı ne falan almıştık o topu. Lan ne mübarek bir toptu ya, ben kaleciydim. Abi abanıyorlar mı abanıyorlar falan hiç acıtmıyordu gerçekten. Neyden yapmışlarsa topu anlamamıştım. Hiç acıtmıyordu ama... Aha güzel, aferin. Oğlum kayarak gelen hayvan kimse kendi kalesine sokuyor neredeyse. Ama şöyle bir şey vardı. Abi top çok garip falso alıyordu. Yani topu böyle dümdüz vuruyorsun. Havada böyle 3 kere sağ sol yapıyordu neredeyse. O açıdan garip bir toptu ama oynaması da çok keyifliydi ya. Fevernova. O zaman şey yapanlar hatırlar belki. Rengi de böyle bir altın sarısı ile gri'nin hafif şey karışımı gibi, çok açık bir gri ile altın sarısının karışımı falan gibi enteresan bir rengi vardı. Ama tabii hayvan gibi betonla oynadığım için üstü soyulmuştu kısa sürede. Yani yapacak bir şey yok, okul bahçesinde asfaltta oynuyorsun yani, çünkü kaçarı olan bir durum değil. Bir de şey vardı bak. Neydi lan? Adını hatırlamıyorum şimdi de. 3 kat plastik top vardı bir tane. Ama bu havada hayvan gibi uçan endenlik olanları demiyorum ya. Yok 3 kat plastik top, o bu söylediğimdi. Bir tane daha vardı böyle ama abi aşırı sert, bildiğin böyle bir macundan yuvarlak yapmışlar, içine hava basmışlar falan, basketbol topu falan gibi neredeyse böyle. Allah'ım ne kadar kötü bir toptu o. Çocukken işte sokakta top oynarken falan bazen o denk geliyordu. Lan vurduğu yeri 5 gün kan şey yapar, morartır. Ne bileyim, vurduğunda ayağın acır falan ya. Öyle saçma kötü bir toptu. Onunla az oynuyor. O topa kafa vuran zaten böyle 5 dakika etrafa boş bakardı falan. Çok çok garip bir toptu o ya. Şimdi şeyi falan hiç bilmiyorum ya. Turnuvalarda falan kullanılan resmi toplar falan. Bir ara şey geyiği vardı. Topa çip takalım muhabbeti vardı. Bence çok da mantıklıydı. Ne yapmadılar onu bilmiyorum. Hani çizgiyi geçti geçmedi bilmem ne durumunda falan. Direkt bakarsın. Ya aslında benim şöyle bir şeyim var. Bunu daha önceki bölümlerde söylemiş olabilirim. Bak söylediğim gibi hatırlıyorum ama emin değilim. Amerikan futbolunda şöyle bir sistem var abi. Zaten Amerikan futbolunda foul bilmem ne falan olduğunda, çok böyle garip bir şey olmuyor sürece, top durana kadar hakem düdüğü çalmıyor abi. Hakem bir foul gördüğü zaman elinde böyle sarı bez gibi bir şey var. Bezi atıyor ortaya. İzlemeye devam ediyorlar sonra. İşte ana hakem bakıyor, oyun durdu. Düdüğü çalıyor abi. Hakemler alıyor eline bezlerini, gidiyor. İşte diyor 80 numara foul yaptı, 10 numara şöyle yaptı, 5 numara böyle yaptı bilmem ne. Hakeme söylüyor, ona göre karar veriyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Atıyorum bir pozisyon oldu. Yani bir foul oldu, bir şey oldu falan. Ya çok dandik faullerde bu geçerli mi bilmiyorum da. Hakemler görmedi. Hiçbiri o sarı şeyi yere atmadı. Bu sefer yanlış bilmiyorsam kardaki antrenörlerin elinde bir tane kırmızı öyle bez gibi bir şey var. Onlar yandan kırmızı bezi fırlatıyor sahanın içine. Böyle bir durumda da hakem gidiyor, alıyor kırmızı bezi. İşte onu atan antrenörün yanına gidiyor. Ne oldu? Ne var çocuğum diyor ona. O da diyor şurada şöyle şöyle bir şey oldu. Siz görmediniz, yanlış karar verdiniz. Gidin bunun tekrarını seyredin diyor. Hakemler bu sefer toplanıyor, gidiyor sahanın kenarında böyle bir televizyon değil de böyle kamera gibi bir şeyden seyrediyorlar, böyle kocaman kafayı dayayıp kamera gibi bir şeyden o pozisyon tekrarını seyrediyorlar. Yanlış karar vermişlerse herife Vileda şeyini, bezini geri verip, ben ona Vileda diyordum o zamanlar da, bezini geri veriyorlar. Bir de zaten bir maçta bir antrenörün 3 kere falan onu atma hakkı var yanlış bilmiyorsam. Ama şey, hakem doğru karar verirse ve attıysa o 3 haktan bir tanesini alıyorlar galiba. Tam emin değilim o kısmından. Ama şey, ya herif doğru söylediyse al kardeşim, sen bir hata yapmışsın, sen haklıymışsın. Veriyorum sana bu kırmızı bezini geri, önüne de el pençe divan duruyorum diyor. Gidiyorlar şey yapıyor. E şimdi bunun aynısı futbolda olsa fena olmaz mı abi? Yani bir maç oynanıyor, 15 gün boyunca pozisyon tartışması yapılıyor mesela. Ya bir şey de demiyorum hani, çok garip durumlarda falan demiyorum da, bir oyuncu kırmızı kart gördüğünde zaten oyun yeterince duruyor. Bir kırmızı kart durumunda falan, bir de ha şöyle bir şey var, kenarda dördüncü hakem diye bir şey var zaten.
Sadece dördüncü erken gidip tekrar maçın şeyin pozisyonu tekrardan kontrolü yeter. Ya da atıyorum bir penaltı olduğunda. Yani penaltı falan gibi böyle hani oyun kaderini çok doğrudan etkileyecek durumlar için söylüyorum. Dandik taç atışları için, bilmem ne için falan değil de. Abi çok mantıklı olmaz mı? Ben hakikaten yani kimse takımının yanlış karar verilmesinden ötürü yenilmesini, belki de yenmesini istemiyordur. Bunu ortadan kaldırabilecek böyle bir fırsat var. Futbol Federasyonu da bunu niye uygulamıyor? Hiçbir futbol federasyonu bilmiyorum. Şimdi buna gelip futbolun ruhuna falan aykırı maykırı diye bir şey diyenler olursa ben de onlara şunu soruyorum. Futbolun ruhuna hatalı penaltı vermek aykırı değil de bu mu aykırı? Yani öyle bir yanlış karar vermek futbolun ruhuna aykırı olmayıp da bu oluyorsa zaten iyi öyle futbolun ruhunu yani. Bir şeyden endişe edenler var. Pozisyon, işte oyun çok durur o zaman falan gibi itirazları olanlar. Abi zaten dediğim gibi her kırmızı kartta bir hakemin yanına gidip itiraz etme bilmem nesi oluyor. Her penaltıda bilmem neydi. Hakem etrafına gidip 3-5 dakika sarıyorlar. Topu getirip koyuyor biri, çekil diyor bilmem ne falan. Bir ton muhabbet oluyor. Bunların bu sırada zaten sadece dördüncü hakem baksa bile yeter orada. Yazık lan, hep bizim maçta sakatlandı ya, şey maçında. Edo. Defans fortusu, ortası. 3 yıldız ya da belki 4 yıldız gibi bir şey diyor bu adam için. Olabilir gibi ya bu. Agresif, çalışkan, ilk kontrolü değil de. Ya gerçi ilk kontrol dönemli, orta saha gibi pas. Olabilir ama daha iyilerini bulurum ya ben bu adamdan. Çalışkan forvet değil abi, bana şey lazım be. Bir saniye, burada 3 yıldız gösteriyor. Burada 4 yıldız gösteriyor. Abi bu ne alaka? Bak potansiyel yetenek burada 4 yıldız gösteriyor. Herife tıklıyorum, burada 3 yıldız gösteriyor. Buraya tıklıyorum, 3 diyor tekrar. O 4 ne alaka o zaman? Bilemedim ya. Bitiriciliği fena değil aslında şimdiden. Kafa vuruşu da fena değil. Lan fena değil ki. Aynen size pozisyon almış kötü değil mi? Neyse, diğer çocuklara bakalım. Bundan çok bir şey olmaz. Yok ya, bundan daha iyisi. Ha, kankadan apartman kırdılar sonunda. Aman diyeyim. Ofans orta sağ, sağ sol. Hadi be abi. Çıldırtmayın beni ya. Gene mi kanat oyuncusu? Sağ açık oynuyor. Ama çok güzel yedek olur abi. Abi bir saniye. Bir saniye, ben bu işi anlamadım bak. Mevcut yetenek potansiyel yetenek. 3 yıldıza 4,5 yıldız diyor. Kendisine tıklıyorum. Raporlara bakıyorum. 2 yıldıza 2,5 yıldız diyor. Bir saniye, ağır bir oyuncu mu? Yavaş mı? Yo, normal işte 12-11. Daha ne olacak lan? Abi neyse, bunu atlıyorum şimdilik. Burası ya, forvetimiz yok. Şey, forvet iş yapabilir. Bilmiyorum ki abi, fiziksel özelliklerinin bir kısmı kötü. Çok ucuzdan alacağım lan. Gerçekten çok ucuz. Zaten bir senelik sözleşme yapılıyor. Tamam gel ya. Şunu niye böyle yapıyorsun?
gösteriyor. Anlamadım ben. Fena değil abi bu adam aslında, yani niye? Çalışkan, teknik, pası var, bilmem neyi var. Oo, çok istiyorsun abi. Ay. Tamam, bunu da aldık. Şimdi maaş bütçesini yalan etmem lazım. Şey, transfer bütçesini o zaman. Burası aldık. Bu hediye gerek yok ya. Magalhes. Yok ya. Pereira. Ha, bu Pereira. Pereira, Pereira. Git abi. Çok eksildi çünkü herif. Git git. Biz de biraz para indirmiş oluruz. Aa, böyle bir duygusal da konuşma. Abi sen giderken yani şey, kız gibi trip yapmana mı çekeceğim abi, defol git. Allah Allah. Gerek yok herhalde çok. Abi ne yapıyor yaratıcı forvet geliyor ki ben? Gerçekten şey oynamak istiyorum ya. Pivot santrafor oynamak istiyorum. Ben de onun arkasından atarlı atarlı konuşayım da. Futbolculuk bunu gerektirir. Bir ara şey vardı. Sergen Yalçın'la Erman Toroğlu kavgası var televizyonda. Belki hatırlayanlar vardır aranızda. Şey demişti Erman Toroğlu. Ya Sergen bir maçta çok kötü oynamıştı falan da. İşte sonra Erman Toroğlu televizyon programında eleştirdi onu. O dedi, Sergen de kötü oynadı, koşamıyor. Ayı gibi adam, bilmem falan bir şeyler dedi. Sonra Sergen çıktı şey dedi. Herkes gitsin kendi mesleğini yapsın. Erman da gitsin kabzumallık yapsın dedi baya. Herif de Erman Toroğlu, eskiden kabzumal biliyorsunuzdur onu. Ertesi gün Erman Toroğlu gazetede köşe yazısına bir başlık attı, şey demişti. Evet kabzumalım, o yüzden hıyardan çok iyi anlıyorum diye. Sergen'den falan cevap gelmemişti ve bu da Sergen'in herhalde ilk defa böyle cevapsız kaldığı durumlardan biriydi. Şimdi bunu salladık. Kaminata. Kaminata sen... Ha, ay gel sen de olur, gelme sen de olur. Kaminata senin peşinden koşacak değilim. Oho, teklif yaptım herkese, başkaları da teklif yapıyor. Şimdi o zaman dur, transfer çalışmalarını hızlandırmamız gerek sevgili dostlar. Geç kalacağız yoksa artık gene şeye. Transfer durumu. Abi niye, ne demek bu, ne demek transfer? Bu ne demek yani, bunu bana biri açıklayabilir mi acaba gerçekten? Transfer listesine konmuş defans oynayan, doğru her şey. Abi gerçekten transfer listesinde bu kadar az oyuncu mu var? Nerede, şeyinden bakalım. Şey statüsü falan gibi bir şey var mı? Sen o servis sıfır desek bile çık. Aa, gene arkadan aynı ses geldi. Benim bilgisayarımda bu ses çıkaracak hiç program yok. Nereden geliyor ya? Böyle arayınca da çıkmıyor. Transfer. Kadro durumu. Heh, işte bunu arıyorum bak. Yapma. Ha, bu yedek diyenleri abi ucuza satın alabiliyorsunuz daha ziyade. Hayırlar tabi gelmek isterse.
Bunların hepsini scoutlayana kadar ömrüm tükenecek yine ya. Gözlemci raporu istiyorum. Yedek dedik. Gereksiz. Yok değil mi? Gereksiz olsa zaten transfersiz. Gelecek vadeden. Bunları da alamıyorsunuz işte. Bunlar da çok fazla paraya şey yapılıyor. Yedek deyip aslında ofansif, orta saha, merkez desek. Bir de bunları scoutlayalım ya. Hepsi de genç adamlar. Gözlemci raporu ise evet. Neye bakacaktım başka? Çalışanlar, kulüp çalışanlarından bir tane daha gözlemci alabiliyorsam olacağım ya. Ya da futbol direktörü olsam. Futbol direktörü de ne halt yarıyor ki arasını satayım. Onun yerine gözlemci alsam daha iyi sanırım. Alabiliyorsam. Fizyoterapi değil de. Önce potansiyel değerlendirme. Telefonla çılgın atıyoruz. Sese size kadar gelmiyordur umarım. Şimdi bir daha öterse alacağım yerime telefonun sesini kapatacağım. Bunlar hep antrenör. Hala yok. Kladyocum. 9-9 çok kötü ya. Fazla para istemezsen şu yetenek... Aa alamıyorum şu an 2-2 ikisi de oluyor. Futbol direktörü alsam acaba? Bu bana nasıl bir faydası? Oha ha ha fena değilmiş bu. Futbol direktörü alacaktıysam eğer... Mesela madem futbol direktörü alacağım şunları bir artıralım biraz daha. Dandik adamları bir elemiş olayım aradan. Ya bu fena değil. Ya, yok. Gerçi bundan ne önemli çok bilmiyorum futbol direktöründen. Bu daha iyi ama ya. Sen abi saçmalama bu ne ya. Ya sen bu kadar para vermek 19 yaş altı antrenör ya abi defol git. Ya yok futbol direktörüyle falan uğraşamam ben. Yeter vazgeçtim şu an. Senden gözlemci almak istiyordum alt tarafı. Ama aslında gidip şey yönetimden şey yapayım rica edeyim. Bir tane daha gözlemci aldırım bana diye. Aslında yönetim keşke benim şu yurt dışından futbolcu şey yapmama izin verse. Onu geçen bölümde rica etmiştim sanırım yönetimden de olmamıştı. Ricardo Aguiar. Sen aklına nasıl şeyliyim olmuş? Seninle ilgili bir şey yapmadım ki ben. Ama alsan anlar yani. Hakikaten iyi bir oyuncuya benziyor. Aa ona 12 bin istiyorlardı değil mi? Tamam. Ya anlayabilir bir adam yukarıda. Hadi uyar. Hakikaten hepsi acayip yeteneksiz çıktı. Yönetim. Gel bakayım size bir şey diyeceğim. Personel. Gözlemci imkanları. Herhalde. Ha, evet daha fazla evet. Bunu yaptılar ama şu an başka gözlemci imkanları ile ilgili talepte bulunamıyorum artık. Ben gözlemci ağını genişletelim derken ülke daha fazla ülkeye şey yapalım anlamında demiştim ama. Aynı durum, tesis, kişisel, tamam yok başka bir şey yok.
3 oldu. Tamam, bir tane daha adam olabilir işte. Of. Ve hakikaten transferde gene çok geç kalıyorum ya. Niye her sene böyle oluyor bilmiyorum ama yok abi, alabileceğim oyuncu yok. Transfer listesinde oyuncu yok. Portekiz'de oyuncu kıtlığı yaşanıyor anasını satayım. Ben Portekiz'e geldim. Bütün futbolcular Portekiz'den kaçtı resmen. Baksana abi şunlara. Yarım yıldız, yarım yıldız, yarım yıldız. Ben bir şey yanlış yapıyorum herhalde abi. Başka nereden şey yapılabilir acaba? Şu an bir sakinleşip düşünmeye çalışıyorum. Israrla düşünüyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kadro durumu olayı da yemedi. Sözleşmesi biten nereden? Aha bir saniye. Biz bunu niye almamıştık ya? Bu herifin şey mi vardı? Paramız mı yetmiyormuş? Ondan mı almamıştık acaba? Ha lan zaten şey, sözleşme önermiş herifi. Bak şimdi ofans orta sahada bu kadar adam çıkıyor. Defans merkez deyince ha daha bunlar birkaç tane daha varmış burada şey yapalım. Hemen onları da gözlemleyelim. Şimdi şu Diogo hatta. Ama 2,5 yıldız diyorsun ve koçum sen de yani. Deneme gel abi sen bir 2 hafta bizim takımları takılsan. Tamam. Of, vallahi kara kara hala şey düşünüyorum ya, transferi nasıl, nereden, ne yapsam onu düşünüyorum. Acaba... Bir satış da. Aa, Fransa almıştı Yankos'un, vay. Yıllar sonra. 98'de evet Fransa almıştı, doğru. Neyse benim derdim şu an Fransa falan değil. Benim derdim bana yeter. Şuradan acilen bir tane defansın ortasına adam bulmam lazım ve hala yok. Lovren'den çözüm. Tamam bunlar zaten önemsiz oyuncular. Neymar. Şeye mi baksana bir saniye ya. Adamları ben ne yapıyordum? Buradan birilerini alabilir miyim acaba? Ona bakıyorum. Mesela Ricardo Gracia. Bu herifi niye alamadım daha önce de? Şimdi mi alsam? Sözleşme bilgisi 2017'de başlamış, 2019'da bitiyor. Transfer durumu diyelim. Ayarlanmamış. Genel bakış. Çok iyi bir oyuncu bence bu. Pas, markaj, kafa vuruşu, tamam hepsi var. Şimdi 9000 değil de şuna. 3000. 70.000 mi? Çık. Çık.
Çık 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 70 bin ney lan. Dur dur şat. Teklif yapalım ama. Aa, kafadan 22 bin zaten ya. 160 bin istiyor hayvanlar. Burası mı zaten şey yaptık. Buna da zaten şey yaptık. Gladio Mateus. Ha, bu bizim giden kiralık değil mi? Sola çık, evet. Şimdi buradan şey yapamıyorum abi, çıldıracağım, çıldıracağım. Gözlemlenen oyuncular değil de gözlemcilerin raporlarına nereden bakacağım? Kulüp çalışanları. Baş gözlemci. Raporların. Bir ton adam var burada değil mi? Evet. Sarmento var mesela. Sağa çık. Hepsi sağa çık, sola çık. Forvet. O da bizden giden. Senden bir hayır gelmez Joel. Markiero sana bakalım. Şunu düzgün sıralayın lan. Marcos 5 yıldız diyorsun ama olabilir aslında Marcos ya. Kaç para istiyor acaba? Sakatmış da gerçi. Ama ben bunu 5 yıldız yazacağım. 5 yıldız çıkmayacak sonra. Çıldıracağım diye de korkmuyor değilim. Ama sağ bekimin de bir yedeğe ihtiyacı var şu an. O yüzden 325 mi istiyorsun ya? İlla. Kadro durumu yedek değil de rotasyon yaparsak şöyle kabul edersen 15 yıldız diyor. Herife burada rotasyon çıkıyor, memle çıkıyor. Allah Allah. Böyle de kaçırdık. Ama Marcos'u şöyle şey yapsam mı acaba ya? Bu diyecektim ki bu arada benim de fazla mı uzun oluyor bilmiyorum ama yani şu 4 yıldız falan diyorsun ama 17 yaşında bir herif için yetenekler az şu an. 1-1-1-1-1 çoğu zaten. Bundan da çıkmıyor. Marco Hero'dan da geçtik. Lago'ya bakacağız son olarak. Allah seni kahretsin. Ben hakikaten nereden bulacağım abi? Transfer edecek oyuncu o zaman ya. Bir şekilde diğer liglerden şey yapabilmem lazım. Aha, bu çocuk yalan oldu, gitti. Olhanen şey gitmiş salak. Gözlermiş, gel sen de ya, devam. Her gelenden transfer önerisi istiyorum ya. Ne yapayım? Çaresizlik. Şu benim yaş şeyini biraz daha artırsam ya. Hep 23 yaşın altına bakıyorum ama. Oha be. Abi yok, böyle bu kadar yüksek yıldızlı bir adam olamaz. Aha, Kaminata, bu da benim diğer... Evet, bu da gitti abi. Sözleşme önerdim, kimse gelmiyor. Ligi böyle başlarsam ve ilk sakatlığı yaşarsam bittim demektir.
Benim bu fena değil. Gerçekten çok güzel bir oyuncu. Peki ben bu herifi niye görüyorum burada? Ben bu herifi imza attıramıyorum doğrudan. Sözleşmesi bitenler de yaramıştım, bu çıktı. Ne oluyor, nasıl satayım ya? Sözleşme teklifi yapamıyorum çünkü önce git transfer şeyini yap diyor. Transfer durumuna bakıyorum. Ha, kadro durumu yedek. 8.000 diyorsam ama 4.000 vere. Kabul bak. Evet, yedek işte, yedek oyuncuların güzelliği bu. Ha, ben şeyi topluca bir Portekiz'i araştırın demiştim değil mi? Ona bakıyorlar hala. En fazla bu var. Fabio Rocha. Caetano. Eksi kötü değil de çok pahalı zaten üstteki. Bu biraz ucuz gibi aslında. Top kapma, markaj, kafa vurmayı bilmiyor çok. Kararlı, konsantrasyon, önsüzü, pozisyon alması çok kötü. Sözleşme şey yapamıyorum, transfer durumu ayarlanmamış. Bir daha gözlemleyelim bakalım, bir şey çıkar belki. Arkadaş, burada da yaptığım her şey haber oluyor, bu neymiş ya? Ha, taktım da arkadaş, daha durun lan. Şey olmadı. Kabul edildi. Şimdi böyle az takım dersek oluyor zaten herhalde. Çok da istekliymiş. Bir tık düşüreyim şunu da. Oha! Yandım anam. 400 çıkardı hayvan herif, yoksa alamıyorum. Allah kahretmesin abi. Herifin maaşını şey yapabilmek için az takım dedim. Bu sefer o zaman da ben de daha çok isterim dedi ya. Ve mecburen aldım. Çünkü kadro derinliği, genel bakış, özel mevcut yetenek. Evet, durumumuz bu. Gerçekten durumumuz bu. Defansın solunun yedeği yok. Defansın ortası yok gibi bir şey. Defans orta saha lazım. Defansif orta sahaya da şeyden bakalım mı acaba? Şunlara bakalım ya. Bir de şöyle bakalım. Bunu buraya yeni eklediğim hatta. Nasıl ekledik buraya şey? Değil. Transfer durumu diyeyim şimdi. Şöyle yaparsam transfer listesini keşfede de göreceğim. Aa, fena değil gibi. Değeri 950 dolar diyor ama bence fena değil gibi. 22 yaşında. Neyse, gene sözleşmesi son ölenlere geldim. Jesus'tan da olmaz. Şu ikisini... Şunu izlemiyor muydu? Şunu da izleyelim mi? Tadın... Ha, tamam. Devam diyeyim bakalım ya. Şu defansı biraz toparlamam lazım. En azından bir defansın ortası, bir tane defansı orta saha, en az o da yani. Bir tane de sol bek falan almak lazım. Orada kaç dakika oldu benim? Hiç şeyden haberim yok. Oo, 45 dakika olmuş.
Ama şu bölümde artık biraz şey yapmak istiyorum ya. Biraz transfer bitirmek istiyorum. Bir saatte mi doğru gidiyor yoksa bu bölüm? Sizin için de bu bölüm çok eğlenceli geçmiyor olabilir. Mecburum bir transfer yapmak zorundayım. Yoksa bütün sezon hepimize zehir olacak. Bir şekilde bu sorunu atlatmak zorundayım. Şey de yapmak istemiyorum, hani buraları size izlettirmemek gibi bir şey de yapmak istemiyorum. Çünkü bu serinin en başından beri 75 bölümdür, 76 bölümdür yaptığım her şeyi izleyen insanlar var. Onlar da kaçırmak istemiyor olabilir. Fena değil gibi bu adam ama yani. Şunu bir daha gözlemleyelim. Bir daha devam diyoruz. Maça da 16 gün var daha ya. Daha maç yayına da gelemedik. Abi o şey yaptım, iki tane çocuğu da kaçırdım. Forvetimin de bir tane yedeğe ihtiyacı var. Forvet de bakmam lazım. Sağ açık, sol açıkta sıkıntı yok herhalde. Onların da yedeği yok aslında. Evet, ikisinin de yedeği yok şu an. Yok, sağ açığa genç takımdaki çocuğu alabilirim. Yedek olarak Kaytano. 18 yaşındasın. Kararlı, konsantrasyonlu. Evet. 3500 de değerim var. Ya sana bir daha şey yapacağım ya. Bir daha gözlemlettireceğim seni çünkü... Çünküsü yok. Jomo. Savaşçı orta saha, defansif, top kopma, serbest vuruşu boş ver. Markajı biraz düşük. Kafa vuruşu, ama bu herif zaten burada oynarım diyor. Bu herif olabilir ya. Şey de yok abi. Rapor. Az maaş istiyor. Dengeli normal karakter. Kolay uyum sağlar diyor. Canım. 300 isteme işte. At oğlum. 210'a razıysan canım kardeşim. Ya üf. Abi çok kötü. Şimdi ben bunu yedekli as şeye çıkarsam bu sefer vay bilmem ne diyecek. Oo yani. Böyle alsınlar bakayım onlar alabiliyorsa. Defansif orta saha. Değil işte. Jomo daha iyiydi bence. Yok, bundan da hayır yok. Marcos. Aa, hallettiler Marcos'u. Haftalık 275'e geliyor adam. Kabul. Devam. Güzel, devam. Şerefe hoş geldin deyin. Sen de gelsen önemli bir opsiyon şu an. Çok iyi bir oyuncu değil ama defansım için şu an alabileceğim en iyi adamlardan bir tanesi bu ortalıkta. Boşta gördüklerim arasında. Artık bundan sonra da işe dönüyor. Kalan boştaki herifleri toparlamak gene ya. Bu sol bekin de yedeği olabilir aslında alırsak. 3 yıldız diyor. Top kapma var. Markajı var. Kafa vuruşu. Bir şey, ben buna niye şey yapıyorum ki? Nasıl alacağım bu herife? Aa, direkt oluyor lan.
Tamam gel bakayım. Verdik şerefe 3500 ya. Abi Jomo'yu da alsana vallahi Laurindo. Ben alamadım sen aldı ya. Kayetana teklife bakalım. Her şey okey zaten değil mi? 100 gidiyor buradan. Yedek diyor ondan sorun yok. 20 maça çıkarsa 140. Tamam gel. Ey o şu hafta biraz toparladık. 3-5 tane adam oluyoruz gibi. Tekrar bakacağım bir şeylerin yedeklerine bakacağım. Sağ sol açık. Ofansif orta saha. Bir tane ofansif orta saha bulursam çok iyi bir adam bulmam lazım. Transferlerden bakayım ona ya. Benim ne kadar param varsa ona harcayayım artık o zaman. Amorim'i çek elini canım kardeşim. 4500'e hayatta satmam Amorim'i. Kimse kusura bakmasın. Gözlemcilik. Ofansif orta saha merkez. Şunları bir gözlemleyelim. Gözlemci raporu ister. Evet. Bir de şunları gözlemleyelim. Ya bunlar dandik gibi görünüyor. Olmadı. Yaş şeyini biraz daha yukarı çekebiliriz bu mevki için. Ha bir de forvet vardı. Ay Allah'ım her mevkiye adam bakıyorum ya yeter. Bu arada takımın 120 bin, 130 bin transfer bütçesi var. Beni hala kursa göndermiyorlar. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Geçen bölümde denediğimde gerçi bu kadar var mıydı bütçesi? Emin değilim onu tam hatırlamıyorum ama şu an var ve ben yakın zamanda istediğim için gidip bir daha isteyemiyorum. Of gerçekten şu antrenörlük kursu kaçıncı sezon oldu bu oyundaki ya? Dördüncü mü? Beşinci mi? Dört herhalde. Dört sezonda bir tane antrenörlük kursu tamamlayabildim. Bu. İşin özeti bu. Sözleşmesi sona erdi. O kim ya? Basın toplantısı seçeneğinde bir basın toplantısı söylenenlerin üstünden geçmek mümkün. Kim diyor resim ki onunla? Şimdi yukarıda güzel bir haber gördüm. Ha şu ofansif orta sahalar. Yok ya herhalde. Sağ olabilirsin aslında. Tekrar gözlemleyeceğiz seni. Brezilya olsun diye tıkladım. Yoksa bakmazdım sana da. Kontrol, pas, teknik fena değil. Bundan da bir kere daha rapor alacağız. Artık 2,5'luk adama bakmayayım ya. 2'ye de bakmayayım. Bu. Tamamdır ya. Kabul ediyorum seni, beni. Gel. Beniyle sözleşmemizi aldı. Evet tamam beklediğim gibi ya. Çok bir şey diyemeyeceğim. Ama iyi penaltı kullanıyormuş çocuk. Yani son kez devamı tıkladım arkadaşlar. Yeni yarınki bölümde bir kısmında tekrar gene futbolcu hatta belki tamamında futbolcu kovalama şey olacak. Ama yarınki bölümde bir şu yukarıdaki görünen maçı oynayabiliriz diye tahmin ediyorum. Bir şekilde onu denk getirmeye çalışacağım ya da en azından. Ne senden hiçbir şey olmaz. Senden bir şey olur mu? Olabilir gibi. Sarmento geç.
şey yaptım. Dedik. Buna geldik. Evet. Dediğim gibi sevgili dostlar, yarınki bölümde de tekrar transferlerle koşturacağım. Hatta onu şimdi çekebilirim belki, bilmiyorum. Şu an yapmam gereken diğer işlerin durumuna göre bir bakayım. Koşturmaca devam. Takım iyi kötü şekilleniyor böyle. Defanstan ileri doğru inşa etmeye başladık. Fena gitmiyor şu an defanstaki çalışmalar. Şu Jomo'yu Momo'yu da alabilirse eğer Lavrin'de daha güzel olacak. Yani sezon başlayana kadar biraz böyle gidecek bölümler. Yarın tekrardan ben buralardayım. Siz de buralarda olursanız çok sevineceğim. Hepinizi öpüyorum sevgili dostlar. Haydin görüşürüz.